Yakışıklı geldi arkadaşlar ama herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün var ya gerçekten çok iştahlı, çok lezzetli bir video yapacağız. Ne videosu yapacağız? Carlos siyah kurdumuz aramıza katıldığı için ona parti yapacağız arkadaşlar. Büyük bir tavuk alalım. Kocaman bir tavuk alalım arkadaşlar. Kardeş sen de mi kesin? He, geliyorsun öyle yavaş yavaş. Sen de mi keselim? Evet şimdi arkadaşlar gerçekten büyük bir tavuk ziyafeti yaptıracağız bu Carlos'a. Carlos çok beğendiniz. Gerçekten Allah'ın verdiği büyük bir şans bize arkadaşlar. Yani planda yoktu, umudum yoktu. Çünkü gerçekten bu köpekler çok pahalı aslında. Yani bu tam Wolf Dog değil. Ama Wolf Dog desek kimse de yadırgamaz herhalde değil mi teyzemin evladı? Bunun adı Wolf Dog arkadaşlar. Irkı Wolf Dog. Carlos'a bugün et ziyafeti yaptırıyoruz. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar şu şekilde kocaman bir et. Nereden baksanız bir 2,5 kilo var bence. Yer mi hepsini sence? Yer mi? Evet arkadaşlar bugün kocaman bir et partisi yaptırıyoruz köpeğimize. İnşallah beğenir. İnşallah böyle iştahla yer. Bakımları güzel olmaya başladı. Gerçekten çok bakımsızdı. Çok kötüydü. Şimdi Carlos'u çıkartma zamanı. Tasmayla çıkartacağım. Çünkü arkadaşlar maalesef tavuklarımız dışarıda. Onlar biraz keyif yapıyorlar. Onlar keyif yaptığı için arkadaşlar salamam onu. Çünkü huyunu bilmiyorum. Tavuklara saldırabilir her an. Anahtarımızı aldık. Tasmamızı aldık. Carlos çıkartmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bak şey diyeyim mi? İçinden geçer bu. Her gelen köpeğimiz arkadaşlar ilk başlarda gerçekten büyük ziyafetler yaptırıyoruz değil mi? Rambo'ya da yaptırmıştık zamanında. Kavsa doyurmuştuk arkadaşlar. İlk başta değil mi? Her zaman yaptırmış. Yok her zaman yaptırıyoruz ama ilk geldiğinde özel bir ilgi görüyoruz. Çünkü neden? Yani. Hani misafir ilk başlarda. Carlos da bugün arkadaşlar inşallah güzel bir ilgi görecek. Şimdi şöyle Carlos'un kontağını bulalım. Efendim mi ya? Ne oldu? Geliyorum. Carlos çıkartıyorum. Mamasını yarısını yemiş. Biraz kalmış dibinde sadece. O da arkadaşlar sebebi şu. Çok fazla tavuk yemiş o gün. Artı mamasını bayağı yemiş ama. Carlos bir dakika geliyorum. Şu Mia çok bağırıyor arkadaşlar. Ne oldu ya? Carlos. Evet arkadaşlar Mia'nın mamasını verdim. Geri geldim. Ama mama istemiyormuş. Başka şeyler istiyormuş. Mia'cığım geliyorum kızım. Geliyorum. Biz açıyoruz. Ama tutmam lazım. Yoksa... Gel. Gel oğlum gel. Gel. Evet arkadaşlar. Carlos nasıl olmuş ama teyze oğlum? Tertemiz olmuştu. Tertemiz olmuş değil mi? Bu arada beni kabullendi arkadaşlar. Yani hem bir lider olarak kabullendi. Hem de gerçekten benim ona artık iyi baktığımı ve sahibi olduğumu da kabullendi arkadaşlar. Aslan oğlum Carlos. Carlos. Aferin sana oğlum arkadaşlar maşallah. Bu arada diğerlerin tavucu da tabii ki dama atılmadı ama bu köpek yeni geldi arkadaşlar. Buna tabii ki sizler de istiyorsunuz. Benim de ilgi gösterip onu aramıza katmam lazım. Yani bazı arkadaşlar işte vay efendim Lucky, Rambo, Rita unutuldu. Ya bunu nasıl unutulsun? Tavuk buna da aldım, onlara da aldım. Yani hepsiyle ayrı gayrı yapmıyorum. Ama bugün bu krala ziyafet yaptıracağız arkadaşlar. Bir gezdirelim ilk başta. Gel. Aferin oğlum. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Şu duruşa baksana. Carlos. Aferin oğlum gel. Gerçekten teyze oğlum sen şimdi ilk bulduğumuz gün sen geldin sağ ol arabanla götürmemize yardımcı oldun. Sence değişim nasıl olmuş? Fark etmiş değil mi? İlk geldiğinde leş gibiydi. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Şimdiki durumu baksana. Ya baksana arkadaşlar. Tertemiz. Evet şurada bakın bir kene var. Şimdi o kenenin içinden geçelim. Arkadaşlar o keneleri böyle tam başlarından söküp çıkartmamız lazım. Şimdi şöyle bir rahatlama videosu yapalım. Bekle. Şu şerefsiz kene. Bak kanı nasıl çıkacak bak. Bak. Kanı gördün mü? Bu şerefsiz keneler arkadaşlar. Hayvanı sarmışlar. Böyle bakalım etrafında var mı? Allah'tan bunda çok fazla yoktur. Geçen de temizledik biraz. Evet şu an için hissedemedim arkadaşlar. Şöyle bir götürelim.
Bu arada bu Lucky'ye aşık olmuş arkadaşlar. Rambo'yu o yüzden anlaşamıyorlar. Aranızda iki tane erkek köpek ve dişi köpekler besleyenler varsa arkadaşlar, sizler nasıl alıştırdınız köpeklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok zor oluyor. Rambo çok baskın mı? Çok baskın. Bak şimdi oraya gidelim, olacakları gör. Gel. Gel. Kızgınlık döneminde olduğu için köpekler şu an, erkek köpekler çıldırıyor. Ona sahip olabilmek için her şeyi yapıyorlar. Bu da değerli arkadaşlar, Lucky'ye sahip olabilmek. Diğer köpeklerle işi yoktur. Rambo da Lucky'ye sahip olduğu için buna diyor ki, ulan diyor, bu namus davası. Seni vuracağım diyor, tamam mı? Seni vuracağım diyor. Tabii engel olmaya çalışıyorum ama bunları alıştırmam lazım. Yani bunlar böyle olmaz. Nasıl alıştıracağım? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Yoruma bilginiz varsa, tecrübeniz varsa yoruma yazın. Abi iki tane erkek köpeği böyle alıştırırsınız derseniz harika olur. Çünkü yani kavga etmelerini istemiyorum ama kavga etmek istiyorlar. Bazıları şu öneride bulundu. Ya işte bırakacaksın. Onlar kavga edecekler. Biri diğerinin üstüne kabullenecek. Daha da kavga etmezler, havlamazlar diyor. Ama yani fena kızmışlar birbirlerine. Resmen namus davasına dönmüş. Rambo bunu vuracak. Tamam mı? Çünkü bu onun avradına baktı, hanımına baktı. Bu da ona sahip olmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki, ben diyor, yakışıklıyım kardeşim. Ben karizma bir köpeğim diyor. Benim diyor derdim diyor, yani Rambo ile değil. Ama diyor Rambo, eğer ki bana gider yaparsan, bu tarzımla, bu kurt gösterimle, tamam mı? Çünkü tam bir kurt görünümlü arkadaşlar. İçinden geçerim diyor. Ama şu görüntü nasıl? Aferin. Neyse şimdi bunun bakımları yapacağız. Güzel oldu bak, tertemiz oldu. Geçen gün şu ensesinden öyle pislikler çıkıyor ki. Erkek köpek bakmak çok zormuş ya. Hele gel şunun bir dişlerine bak ya. Bak arkadaşlar. Bu şimdi kemik memik et yemediği için garibin dişleri çok kötü alındı. Şimdi buna ziyafet yaptıralım, gel bakalım. Tabii şu an bu kudurmuş arkadaşlar Lucky'den dolayı. Göze et görür mü bilmiyorum. Deneyeceğiz ama. Bak. Aferin oğlum, gel. 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 Hayır bekle. Bak. Lucky'ye gitmek için var ya, dayanamıyor ha. Arkadaşlar şu an Lucky'ye gitmek için heyecandan dayanamıyor. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Bekle oğlum. Bekle. Şimdi. Hayır. Şşşt. Hayır. Şimdi buna kuralları öğreteceğiz. Evet. Tavuğumuzu paketinden çıkartıyoruz. Oo. Hayır. Bak. Bak kurt çıldırdı arkadaşlar. Kurt çıldırdı resmen. Tavuğu ver bana diyor. Tavuğu ver diyor. Rambo'yu parçalayamadım. Tavuğu parçalayacağım diyor. Bekle oğlum. Oo, gördün mü? Bak şimdi bak. Arkadaşlar şimdi içinden geçecek onun. Evet, vahşi kurt tavuğunu yakaladı, tüylerini yoldu ve şu an parçalayacak. Şimdi Lucky kızgınlığa girdiklerinde, kızgınlığa giren diş arkadaşlar etrafa koku yayarmış. Neden? Diğer erkeklerin dikkatini çekmek için. Bu da sürekli oraya gitmek istiyor. O yüzden hani eşleşmek istiyor onunla. Ama ben istemiyorum. Olmaz yani. Ve kötü bir haberim var size arkadaşlar. Geçen Rambo ile eşleşmişler. Maalesef bu arada yaklaşan teyze oğlu bak. Bak kurt arkadaşlar. Kurdun parçalamasını görüyorsunuz. Şu an resmen tavuğun içinden geçiyor. Vahşi bir kurt gibi. Gördün mü? Seslere bak. Arılar da arkadaşlar onun tavuğunu yemek istiyor ama tabii kurt buna müsaade eder mi? Eder mi teyze oğlu? Etmez. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Oğlum nasıl yiyor lan? Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Oo, bitirebilir mi sence?
bitirir. Eğer bunu bitirirsin bu var ya. Yemek yemediyse açsa biraz bitirir. Aynen, bugünkü ilk menüsü arkadaşlar. Bugünkü ilk yemeği. Aferin oğlum. Ama şu an bunun aklı hala orada. Şimdi bunu Rambo'ya verecektin ki aklı hiçbir şey yok. Bir de arkadaşlar yaz geldiği için köpekler yemek de çok yemezler normalde. Çünkü havalar çok sıcak. Gerçekten bugün 40 derece vardı neredeyse. Kurt da bunu almış arkadaşlar. Bütün hırsını Rambo'dan çıkartmak istiyor. Ama size garanti verebilirim. Rambo hiç güvenilir bir köpek değil arkadaşlar, köpeklere karşı. Hiç merhameti yoktur. Eğer ki salsam ikisini, ben adım gibi inanıyorum, büyük bir kavga edecekler. Rambo bunu parçalar. Rambo küçük müçük ama tamam, bu da kuvvetli, bunu tam bilmiyorum. Bu da yürekli bir köpek ama Rambo bunu paramparça yapar. Çünkü Rambo arkadaşlar çok zalim. Bu alana yabancı bir erkek köpek girsen çıldırıyor, fıttırıyor resmen. Ama dişi köpekleri bildiğiniz üzere her gün çiçeklerle, demetlerle karşılıyor arkadaşlar. Bu arada kurt yemeğini afiyetle yiyor arkadaşlar. Of of of. Evet arkadaşlar, kurt ben dedi asıl yemeğimi Lucky ile beraber yemek istiyorum. Şimdi şöyle yarısını yedi arkadaşlar. Yarısı kaldı. Üst kısmını yedi ama manyak işte, en lezzetli yerlerini yemedi. Şimdi tavukları içeri koyalım. Teyze oğlu. Bence Lucky ile bunu bir çıkartalım. Hem bir oynasınlar. Sonra Rita'yı çıkartacağım arkadaşlar. Rambo'yu çıkartmayacağım, kavga ederler. En son bunu koyacağız. Yerini temizleyeceğim. Tekrar da bunun kafesine koyup Rambo'yu çıkartacağız. Onlara da güzel bir et aldım. Böyle büyük bir tavuk aldım. Onlar da ziyafet yapacak arkadaşlar. Şimdi tavukları içeri koyalım. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Gölle ilgili bayağı bir soru geliyor. Göl ne oldu, göl ne oldu, göl ne oldu? Aha göl bu durumda. Göl bu vaziyette arkadaşlar. İçinde balık var ama bayağı bir yosun tuttu. Ve maalesef ki başka yerlerden de su kaçırmaya devam ediyor. Yani yaptığıma, yapacağıma pişman oldum. Köpeği yordun, unuttun ya. He? Köpeği yordun mu, gölü unuttun. Yok, gölü unutmadım. Lan nereye bak, ben şimdi hiç aklıma su basıyor. Hani buranın stresi de gitti kafanda. Bende mi? Aynen. Yok yok, burayla ilgileniyorum zaten. Ama tamiratından bunu kesti. Bayağı bir stresli süreç bir oldu. Oldu ya, yani bayağı bir stresli oldu. Burada çok büyük eksiklerim oldu arkadaşlar. Çok büyük hatalarım oldu. Yaptığımız abiler de zaten ilk defa böyle bir şey yaptığı için onlar da bilmiyordu konunun nasıl bir şey olduğunu. O yüzden burada çok büyük hatalarımdan dolayı pişmanlıklarım var. Ha, buranın bir 5000 TL nereden baksanız masraf harcayıp ortalama yani hepsini söktürüp yeniden restorasyon yapılması gerekiyor. Onu da ben şu an istemiyorum. Hem bütçe olarak da bayağı bir zor durumdan geçtik. Bu yaptığımız aşamada bayağı para gitti. 10.000 lira mı ne gitmişti, değil mi? 10-15 bin lira civarında bir rakam gitti arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel. Ama biz maalesef ki tecrübesizlikten dolayı ve ilk yapan biz olduğumuz için örnek temsil etti bizim için. Bunun inşallah restorasyonu yaparız. Sonra burayı satarız arkadaşlar, bu evini. Daha güzel, daha büyük bir yere geçeriz. Burası artık bize küçük gelmeye başladı. Şimdi şu tavukları koyalım arkadaşlar. Daha sonra videomuza kaldığımız yerine devam edeceğiz. Teyze oğlum, bu karizmayı sana emanet ediyorum. Ben tavukları yerine koyup geliyorum. Anlaştık mı? Direksiyon sende. Duygularından bahset. Konforluymuş ha. Ben konforluymuş. Konforlu mu? Carlos. Şşt. Carlos. Bak buraya. O ne lan? İstemiyorum ha. O Rita mı? Bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi o havluya Rita da çıkardım. Ne oluyor dedim, hani erkeklik yapıyordun. Ama hiçbir şey yapamayacak. Bu Carlos da Lucky'nin üstüne ölüyor gerçekten. Böyle bir şey yoktur. Bak şimdi bırakacağım arkadaşlar. Oraya doğru gidecek bak şimdi. Ama tabii Lucky ihanet etmiyor Rambo'ya arkadaşlar. Kesinlikle pas vermiyor. Evet arkadaşlar. Bak. Gördün mü? Lucky ona müsaade etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle taviz vermiyor.
O da o yüzden çıldırıyor. Lucky böyle namussuz. Lan bu ne, hiçbir şey demiyor. Bak buna kızıyor. Tabii bunu istemiyor yani. Arkadaşlar şimdi etten güzelce yedireceğiz. Bak gördün mü? Al. Aferin Lucky'ye. Rita gel. Evet Rita. Aferin kızıma al. Aferin kızım. Rita, Lucky olan saygısından arkadaşlar yaklaşamıyor. Rambo mu? Rambo'ya vermeyecek ki. Var var, Rambo'ya da var. Ha. Ya ayıp ettim. 12 ayrı mı? O reise... Ona iki tavuk getirdik. İki ancak tane büyük tavuk aldık arkadaşlar. Reiski içeride, motorun içinde, poşetin içinde saklamışım onunkini. Vereceğiz birazdan ona. Bu arada arabam biraz uzadı. O yüzden gelmedi arkadaşlar. Ortalama bugün ayın 10-15 olması lazım. 3 hafta sonra gelecek. Uzamasının sebebi arabayı yaptırmaktan fikir olarak değiştirdik. Yani o klasik arabadan değil, bomba bir şey yapacağız. Zaten o videoda görmüşsünüzdür. F-150'ye çevireceğiz. O yüzden değiştirdik fikrimizi. Ha, kutuya girdi. Carlos. Carlos gel. Sus. Aferin oğlum sana. Bak. Lucky arkadaşlar gerçekten Lucky Rambo'ya çok bağlı olmuş. Büyük bir aşk yaşıyorlar ama birkaç amanda eşleştiler. İnşallah çocuklar olmaz. Yani temennimiz o. Aferin kızıma. Bravo Lucky. Bravo kızım. Yakışıklı geldi arkadaşlar ama tabii Lucky. Lucky ona diyor ki benden uzaklaştı. Benim başım bağlı diyor. Arkadaşlar. Carlos yapma oğlum. Carlos yapma oğlum. Onun manitası var. Carlos seni daha çok seviyor o. Aferin kızıma. Aferin sana. Babacık. Babacık. Gel hadi gel. Gel bununla Barış gel. Barış tamam sevgili olma ama çok da yabancılık hissettirme bunu. Anladın mı? Aferin kızım. Sen doymadın değil mi? Gel sana biraz daha verelim. Arkadaşlar Lucky doymadı. Biraz daha istiyor benden Lucky. Aferin sana. Rita sen onu yemedin kesin. Bak Rita o kocaman tavuğu aldı benden gene istiyor ama yemedi %100. Bakalım nerede. Bak oraya koymuş. Fakir moduna giriyor benden yine istiyor arkadaşlar. Zilli onu ilk başta ye. Neyse gel bunu Lucky'ye verelim gene. Rita. Bu az az yemeği daha çok seviyor. Gariban işi. Al Rita. Rita tut. Tut. Aferin sana. Gel. Ha, bekle. Aferin kızım. Carlos. Valla kardeş sen karı verdin desin. Biz sana et verdik. Biz sana yemek verdik Lucky. Sana biraz daha verelim gel. Aferin Lucky. Hayır. Carlos. Hayır Lucky. Gel. Gel. Lan. Lucky zıpla. Bravo Lucky. Lucky zıpla. Bravo sana. Bak bak bak. Hiç yaklaştırmıyor. Bak hiç yaklaştırmıyor bak. Bizim kızın namusuna. Vallahi namusuna düşkün. Rambo'dan başkasını görmüyor. Rambo askere edecek yakında. Muhtemelen bekler uzun süre arkadaşlar. Lucky. Hayır. Hayır. Öpücük alayım. Oh al bakalım. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Araba gidince rezil olduk böyle. Arabada priz vardı ben ona takıyordum sürekli. Şimdi bazen ihmal ediyorum. Şimdi Lucky kızımızın ne kadar namuslu, iffetli olduğunu gördünüz. Bazen zayıflıyorlar. Dönemsel zayıflamalar oluyor bunlarda. Bazı insanlar diyor ki vay efendim sen köpeklere niye zayıf bırakıyorsun? Ya kardeşim bunları aldığım mama yani o kadar kaliteli ki. Tavuğu teyzol biliyor. Her seferinde bunlara hazır, tertemiz insanların yediği tavuklardan getiriyoruz. Ama yaz olduğu zaman insanlar ne kadar çok su içiyorsa bunlar da çok su içiyorlar. İştahları kapanıyor, yemek yemiyorlar. Adamların gölü bile var. Bak gölü bile var. Lucky bir şov yapsa mı bize? Bak şimdi. Bak şimdi Lucky'ye. Ben de bunu Lucky sanıyorum. Buna da bunu çekiyorum. Arkadaşlar Lucky gerçekten suyu çok seviyor. Ağzını yiyor mu? Yakut'a girdi. Ha ben bir onu merak ettim ya. Hani bunu dedim suyun içine girince Lucky bu da girecek mi acaba peşinde? Vallahi girdi anladın. Girdi vallahi. Bak. Resmen sanki böyle Afrika'dasın değil mi? Savana'dayız. Aslanlar suda yüzer ya. Öyle değil mi Allah aşkına? Aynen öyle. Ya biz köpeklerimiz için göl bile yaptık göl. Yani adamlar yemin ederim VIP yaşıyorlar arkadaşlar. Kimin gölü var? Senin gölün var mı teyze oğlum? Yok. Benim de yok. Ha bunların var ama. Ya bak mis gibi geziyorlar. Mis gibi geziyorlar vallahi.
Evet arkadaşlar. Ya şimdi Rambo'nun da çıkmasını istiyorum da ya. Rambo çıkamaz ki. Kısa kavga çıkardan büyük. Çıkar. Büyük kavga çıkar. Bu arada çamlarımızın bazıları kurudu. Bu da onlardan birisi öldü maalesef. Bakın yaprakları şöyle gösterelim arkadaşlar. Bak hepsi dökülüyor. Sebebi şu. Bilmiyorum sebebini. Sebebini bilmiyorum. Kurudu. Vallahi kurudu arkadaşlar. Nazar diyelim. Çok güzel olmuştu burası. Şimdi bunu hep beraber maalesef sonsuzluğa gönderiyoruz. Hazır mısın? Üzülerek seni söküyorum. Çam ağacı. Az kurumuş. Bak. Hop. Ölmüş. Ben bunu bekledim günlerce. Altına zibil falan koyduk böyle belki yaşar diye. Ama maalesef geri dönmedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama buradan küçük kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Siz olun. Ağaç dikin. Her yere ağaç dikin. Bak biz bahçeyi her yere ağaç yaptık arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Ağaç dikmek kadar güzel bir şey yoktur. Gerçekten. Ama böyle ölümler de olabiliyor. İnsan ölüyor yani. Ağacın ölmesi gayet normaldir. Hulk moduna gireyim mi? Gir. Evet. Ağacımız maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bunların yenilerini alacağız arkadaşlar. Yeniden burayı yemyeşil yapacağız inşallah. Bunu şimdi kenara kaldıralım. Hatta bunu atalım. Bu çöp değil sonuçta değil mi? Doğadaki bir parça hem toprak hem de ağaç yani. Yanarsa atabiliriz arkadaşlar. Gel. Ha havada durdu. He lan. Oğlum harbiden havada durdu lan. Dik durdu. Bu videoda görsün. Bence bu yaşamak istiyor. Yok yok. Duyuyorum ama teyze oğlum. Oğlum bak sen. Bildiğin dikti kendini tekrar. Teyze oğlum toprağın ağırlığı orada ya. Tamam da. Oldu. Yatmadı. Ama hadi yatmaz moduna girdi. Vallahi hacı mı yatmaz başkasını bilmiyorum. Teyzem ne oldu? Bu ağaç geldiğinde minnacıktı ve üstünde meyvesi yoktu. Şu an narımız açmış arkadaşlar. Sezon ne zaman bilmiyorum da. Şu an vallahi açtı gidiyor. Zeytinlerimiz de var. Zeytinler bunda yoktur. Bu açmamış. Şunda bak çok fazla var. Maşallah arkadaşlar. Şöyle güzel güzel zeytinler çıkmış. Bunları şöyle diklememiz lazımdı ama bunlar yıllardır yatay şekilde durmuşlar. Şunları yerini temizleyelim. Değil mi? Bunları yeni temizleyelim. Başka böyle benden sürekli istediğiniz ne vardı? Balıklar ne oldu diyordunuz? Balıkları da gösterelim. Ben de merak ettim. Sen de merak ettin. Şu an lak içinde olduğundan dolayı göremeyeceğiz. Bu kesin. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alabalıklarımız yaşadı. Onlar hala yaşıyor. Ama şu an görünmez de. Çünkü hepsi saklanmışlar deliklere. Lak suyun içinde diye. Koyu balıklarımız öldü. Onlar yaşamadı arkadaşlar. Köpek balıklarımız yaşıyor. Onları gösterebiliriz. Bak gördün mü? Bunlar bizim köpek balıkları arkadaşlar. Ben de anlık olan köpek balığımız. Köpek balığı. Köpek balıklarımız yaşıyor arkadaşlar. Onlardan dolayı sıkıntı yoktur. Lepistesler vardı. Yabani lepistesler. Onlar da yaşıyor. İlk koyduğumuz koyduklarımız sağlam ayaktan. İlk koyduklarımız. Onlar ertesi gün öldü ya. Arkadaşlar ilk koyduk hatırlıyorsunuz. İlk koyduklarımız ertesi gün öldü. Yani çok garip bir şekilde ertesi gün öldü. Artık sudaki bir şey mi vardı veya başka bir olay mı döndü bilmiyoruz ama maalesef ilk koyduğumuz gün sabahına hepsi öldü. Ben de çok şaşırdım. Ama sonra ne koyduklarımız yaşadı. Zaman içinde öldüler. O da normaldir yani. Şu an lakiye baksana bak. Bak. Bak suyun dibine dalıyor. Suyun içine hiç umurunda değil. Aynen. O yaklaşıyor ama hırlama yok hiç. Aşık bu suyu resmen. Bu suyu çok seviyor. Hiçbir şey umurunda değil. O yaklaşmasına rağmen hiçbir şey demiyor. Arkadaşlar lakiye bakın bak kafayı yemiş bak. Laki. Bak şimdi laki. 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 Böyle bir hastalık var mı? Var. Aha burada işte. Kırılımın tek örneği. Su manyağı. Resmen su manyağı ama bir şey değil mi? Kasları nasıl gelişmiş? Allah. O vücudunu görüyorsun değil mi? Bak. Bak suya dalıyor artık. Bak. Bak derinliğe dalacak bak.
Kafayı suyun altına koyuyor. Kalabiliyor belli bir süre. Bak şimdi. Bak orada gördün mü? Su derin olsaydı daha da iyi yapıyor. Bak şimdi. Vallahi siyah kurt suya girmiyordu. Siyah kurdu bile kendine benzetti. Bak. Bak. Aferin kızıma. Bravo Laki. Bu da bekliyor ki. Belki pas mas verir de. Aramız iyi olur. İki beraber yüzer. Oğlum o suda beni bile görmüyor beni. Seni takmaz. Bak gene geliyor bak Laki'nin yanına. Aferin oğlum. Aferin bir şey diyeyim mi? Zerre umurunda olmaz. Bu hayvan yemek hastası ya. O köpek tamam zerre işte umurunda olmaz. O köpekler bunun yanına yaklaşına bak gördün mü? Bak. Bu arada gel gel sana göstereyim bak teyzem ne olur gel. Laki'nin evine hoş geldin. Arkadaşlar üstü komple kapattım. Bak buradan denemiş gördün mü? Buradan böyle denemiş arkadaşlar böyle kalmış. Şuradan denemiş. Bak buradan denemiş. Çıkamamış. Artık nah çıkar. Nah çıkar artık. Ya geliyorum dışarıda. Gidiyorum dışarıda. İçeri koyuyorum. Kızıyorum. Buraya atlıyor bu sefer. Ve uyanık. Kameradan izliyorum böyle. Gelmeme yakın giri içeri atlıyor. Hani ben bir şey yapmadım. Zaten burada oturuyordum. Sen yanlış anladın diye. Aşırı zeki bir hayvan. Ama sonunda bakın kardeş. Öfkelendi. Komple kapattım arkadaşlar. Yani civcivi de yemiş muhtemelen. O da artık gitti. Maalesef gitti arkadaşlar. Cuma abinin Rashi'yle karşılaştırmamızı istiyorsanız hemen orada yoruma yazıyorsun. Evet abi. Rashi'yle karşılaştık. Bakalım Rashi mı daha yakışıklı, bu mu daha yakışıklı görmek istiyoruz diyenler varsa yoruma yazsınlar. Bu arada kanalımıza da abone değilseniz tek yapmanız gereken abone olma butonuna basıyorsun bedava. Ben videoyu yükledim ama pat diye sana böyle bildirim geliyor. Sen diyorsun ki ooo tamam ayağa hizmet. Bu kadar basit gel videoyu sonlandıralım artık. Evet Carlos arkadaşlar bugün gerçekten çok mutlu. Çok çok mutlu. Rambo'yla da alıştırırsam inşallah çok daha iyi olacak. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.